Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine üniversitede bilim videosu çekiyorum. Ama bu video diğerinden biraz daha farklı olacak. Çünkü Instagram'dan size soru cevap yapmıştım. Üniversiteyle ilgili birkaç tane sorular yazdınız bana. Onları da bu videonun içinde hem okulda bir günümü çekerken hem de size böyle açıklayıcı bir şekilde birkaç sorunuzu açıklamak istiyorum. Tekrardan videoma hoş geldiniz. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi 11'de dersim var. Ondan önce saat şu an 10:20 falan geçiyor. İlk önce bir ağzıma bir şeyler atacağım, kahvaltı edeceğim. Ondan sonra okula doğru geçeceğiz. Şimdi ilk önce fırına uğrayacağız. Gördüğünüz börek ve bu kahve medium toplam 4 euro tuttu. Ben minik bir börek tercih ettim çünkü derse gideceğim 10 dakika sonra. Bir de öğle yemeği var. O yüzden çok doyurmasını istedim. Ama bu da yetiyor. Şöyle manzaramı da göstereyim. Tam olarak merkezdeyim hemen. Şimdi hızlıca kahvaltımı ettim. Dersime tam olarak 10 dakika var. Derse doğru yürüyorum. Şöyle de bir bilgi vereyim. Çoğu derste, üniversitede devam zorunluluğu yok. Yani derslere girdiğinizde herhangi bir yoklama alınmıyor. Tabii bölüm derslerinize geçtiğinizde orada birkaç derste duyduğum kadarıyla yoklama alınıyor ama yani %80'i %90'ında burada devam zorunluluğu yok derslere. Derslerin ortalama süresi 1,5 saat falan sürüyor. Genelde bir ders haftanın 2 günü falan var. Yani haftada ortalama 3 saatlik derslerimiz var her dersten. Bazılarının soru çözümleri falan oluyor. Aslında çoğunun soru çözüm dersi var. Ama ana dersler genelde 1,5 saat civarı sürüyor. Haftanın 2 ya da 3 günü. Hoca-öğrenci arasındaki ilişkiyi de çok sormuşsunuz. Hemen kısaca onu anlatayım. Dersten çıkınca herhangi bir sorunuz varsa hocanın yanına gidip hemen sorabiliyorsunuz. Veya hocanın odası var, bürosu. Hemen kapıyı tıklatıp içeri girebiliyorsunuz. Hoca size böyle herhangi bir sınır çekmiyor mesela. Asistanımla konuşamamıyor veya randevu al gibi bir şey yok. Hocaya çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Şu soru da çok gelmiş. Almancam kötü, yeni başlayacağım ya da çekiniyorum. Hocalar böyle tepkili davranıyor mu veya derslerde zorlanır mıyım diye. Hocalar o kadar tatlı ve anlayışlı ki en azından benim okulumda. Mesela laboratuvar dersine gittiğinizde herhangi bir şey Almanca anlamadığınızda hocam ben bunu anlamadım, Almancam biraz kötü veya anlayamıyorum dediğinizde hemen size böyle tane tane anlatıyorlar. Aşırı anlayışlı ve aşırı tatlılar. O yüzden okula ilk başlıyorsanız herhangi bir telaşa girmenize, stres yapmanıza asla gerek yok. Hepsi çok güler yüzlü ve çok tatlılar. Şimdi dersim şu yemekhanenin yanında büyük amfide. Hemen şimdi büyük amfiye gidiyorum. Bugün elektronik dersim var ve soru çözümü var. Birlikte bugün onlara gireceğiz. Unterschiedliche Objekte, die möglicherweise in einer unterschiedlichen Produktions Ben dersten çıktım. Derste çok fazla video çekemedim çünkü Almanlar biraz böyle şeylere takık oluyorlar. Hocanın yüzüne doğru telefon tutmak istemedim. Çünkü öyle kızdıkları zaman olmuştu birkaç kere mağazaya geldiğimde. O yüzden azıcık bir şeyler çekmeye çalıştım. Bu derste şu an profesör ders anlattı. Şimdi bunun bir de soru çözümü olacak. Çoğu dersin böyle dersten sonra ya da bir sonraki gün soru çözümleri oluyor. Bunu ya
profesörün asistanı yapıyor ya da profesörün seçtiği öğrenciler haftada 1,5 saat her dersin böyle soru çözmesi var. Soru çözme dersi veriyorlar. Bence derslerin yanında aşırı güzel, iyi, mantıklı bir şey oluyor. Çünkü hem dersi dinliyorsun, sonradan bütün sorular tek tek anlatılarak çözüldüğü için biraz daha kafanda pekişiyor. O yüzden Almanya'da üniversite mantığında en sevdiğim şeylerden biri bu. Şimdi 30 dakika aramız var. Şeyma da okulda değil. O yüzden şöyle oturdum bahçeye. Karnım da aç değil, yemekhaneye girmeyeceğim büyük ihtimalle. Yarım kalan kahvemi içip burada biraz güneşin tadını çıkartıp ondan sonra soru çözümüne geleceğim. Telefonumun ve tabletimin şarjı o kadar az ki birazdan soru çözümüne gireceğim için şimdi kütüphaneye geldim. Bir 5-10 dakika burada telefonumu şarja takacağım. Bu arada size hızlıca kütüphanemizi de göstereyim. Şöyle kütüphanenin açılış saatleri de 9'dan 10'a kadar kütüphanemiz açık oluyor. Sadece cumartesi günleri gördüğünüz üzere 10'dan 7'ye kadar. Bunlar saat 8'e kadar falandı ama herkes itiraz ettiği için uzattılar. Artık akşam 8'e kadar kütüphanede durabiliyorsunuz. Telefonumuzun ve tabletimizin şarj aletini doldurduk ve soru çözümüne girme vakti. Soru çözümü de tam olarak 1,5 saat sürüyor. Şurası da hemen okulun arka kısmı, böyle hava ısındığında hemen gelip bu yeşilliklere insanlar oturuyor. Şu gördüğünüz güzel bizim kütüphanemiz. Şu binanın arkasında da hemen derse girdiğim ana bina vardı. Böyle burası kocaman bir yeşillik, çok güzel. Soru çözümümüz de bitti. Bugün biraz yorucu geçti benim için böyle dersten derse. Ama sizlere de küçük küçük bir şeyler çekmeye çalıştım. Şimdi eve doğru yürüyorum. Yürürken de sorduğunuz birkaç tane soruyu sizin için cevaplayayım. En çok gelen sorulardan bir tanesi de Alman öğrencilerle yabancıların arasındaki iletişim nasıl oluyor diye sormuşsunuz. Almanlar biraz kendi aralarında takılıyorlar. Evet, böyle dışarıdan çok öğrenci aralarını almak istemiyorlar. Ama sonuçta gidip onların gruplarına girip konuşmak isterseniz de böyle size kötü davranıp çok bir şey yapmıyorlar. Ama genelde okulun bence gördüğüm kadarıyla %60'ı falan yabancı öğrenci. Herkes yabancı. O yüzden genelde arkadaş ortamları böyle her ülkeden karışık oluyor. Çok böyle Alman odaklı öğrenci grupları yok. Ama Almanlarla da arkadaş olmak isterseniz aşırı sizi dışlamıyorlar. Ama biraz daha Almanlar
kendi aralarında takılıyorlar maalesef üniversitede. En çok sorduğunuz diğer sorulardan biri ise yan iş, yani mini job. Burada üniversiteye kayıtlıysanız eğer tam zamanlı bir işte asla çalışamazsınız. Eğer çalıştığınız fark edilirse büyük bir sıkıntı çıkıyor diyebiliyorum. O yüzden burada öğrenciler için mini joblar var. Yani 520 euro sınırında herhangi bir işe girip çalışabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir soru daha vardı Instagram'da. Şey sormuşsunuz, mini job peki okurken yapabilir miyiz diye. Yani benim tanıdığım kişiler mini job yapabiliyor. Eğer böyle ilk sömestrlerde dersleriniz hafifse veya artık böyle sömestrede 2-3 ders alıyorsanız yan iş olarak çalışabilirsiniz. Mini job dedikleri şey zaten haftada 2 gün neredeyse 3-4 saatlik bir şeyde çalışmak. Yani çok yoğun olmaz ama 520 euro sizin kiranızı, belki de yiyeceğinizi, içeceğinizi bir aylık karşılar. O yüzden mini job yapmak öğrenciler için gerçekten güzel bir alternatif oluyor. Ben şu an yapmıyorum, derslerim biraz yoğun ama zamanında dil kursundayken ben de çalışmıştım. Dil kursundayken tam zamanlı çalışma izniniz var ama üniversitede herhangi bir okulda öğrenciyken tam zamanlı çalışamıyorsunuz maalesef. Evet, merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ben de o konuyu ele alarak ekstra özel bir video çekerim sizler için. Aynı zamanda Instagram'dan da her zaman sorularınız varsa bana DM atıp sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için cevap vermeye çalışırım. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp kanalıma da abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.